15 Temmuz kontrollü darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın nerede durduğu tartışması sürüyor. AKP'li Şamil Tayyar, Akar'ın o gece sabaha kadar net bir duruş sergilemediğini ve darbecilerin tarafına da geçebilme eğiliminde olduğunu iddia etti. Tayyar, Erdoğan'ın da Akar'la ilgili bu tür soru işaretleri taşıdığını söyledi. Hürriyet yazarı Sedat Ergin de elime yeni geçen bir belge başlığıyla Akar'ın o gece boyunca hareketlerini darbe davalarındaki ifadelerden değerlendiren bir yazı yazdı. Ve Akar'ın darbecilerle diyaloglarının oluşturduğu soru işaretlerini ortaya koydu. Ergin, Akar'ın darbenin başındaki kişi olmakla suçlanan Akın Öztürk'e yardımcı olunması için verdiği talimatları köşesine taşıdı. Öztürk'le ilgili ikinci telefon bu konuşmadan 15-20 dakika sonra bu kez Çankaya Köşkü'ndeki tüm General Mehmet Dişli'den gelmiştir. Kor General Kökmen bu konuşmayı da şöyle anlatıyor. Telefonu aldım, kendisi bana Genelkurmay Başkanı'nın emri olduğunu, Akın Paşa'ya müsaade etmemizi ve Akın Paşa'nın helikopterle ayrılmasını engellememizi istedi. Ben de cevap vermeden yine telefonu kapattım. Sedat Ergin cümlenin akışının bu ifadenin engellemememizi şeklinde okunmasına işaret ettiğine dikkat çekti. AKP'li Şamil Tayyar 15 Temmuz gecesiyle ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Akar'ı kastederek bugün kahraman dediklerimize yarın hain, hain dediklerimize tam tersini diyebiliriz diye konuşmuştu.